Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Asfalt 9 bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata, karşınızda Maximum Yıldız, altın sarısı Corvette ile ilk destansı B sınıf aracıyla karşınızdayım. Uzun bir zamandan sonra Asfalt 9 bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani Asfalt 9 kariyer serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle araçları oynamaya geçmeden önce tabii ki de paket açılımları yapacağız sizlerle beraber. Açacağım bayağı paket var bu arada. Siz için bayağı paket biriktirdim. Zaten bu bölüme özel bir şeyler yapmayı planlıyordum. Ben de şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Bakın bayağı bir ödül var gördüğünüz gibi. Bir gün daha bekleseydim Grand Prix ödülünü de alacaktım. Ama malum siz Asfalt 9 çekmem o kadar çok istiyorsunuz ki. Dedim tamam ben daha fazla bekletmeyeyim. Bol bol paket açılımının olduğu bir Asfalt 9 bölümü yapayım sizler için. Burayı direkt geçeceğim bu arada. Lotus. Maserati Alfieri geldi. O iyi oldu. Geri kalan her şey max zaten. 100 bin de kredi buradan. Tamam. Ama diğer paketler bu şekilde olmayacak. İthal parça verdiği için öyle oldu. Diğer ödül de alalım. Şu Hilal etkinliğindeki ödülleri de alalım. Neymiş? 200 bin kredi. A sınıfı paketler. Tamam. Güzel. GTR Nismo. Viper GTS, Vulcan Max zaten. Vulcan J50. Tamam kredi iyi oldu. Dönüştürme parası da geldi biraz. Bana dönüştürme parası lazımdı zaten. Bir de şu Kolezyum oyunları var. Kulüp ödülleri varmış burada. Oynamadım ki ben burayı. Tamam 15'in kredi de buradan aldım. Zaten daha etkinliğin bitmesi de var. Şimdi de kulüpteki paketleri size için açacağım arkadaşlar. Baya bir paketimiz var. Bakalım kaç tane paketimiz var. 600 bin birikmiş olsaydı yani biraz daha bekleseydim 5 tane daha açacaktım ekstra ama olsun önemli değil. Hadi açalım bakalım. Bakalım neler gelecek. Vulcan, Evrosport, GT Anrispo güzel. Camaro, AMG, W70, Super Eletera, Viper A-Series, Homage ve yine Chevrolet Camaro. Okey. Şu Z10'a çizimlerini de bir alayım 5 tane. Bu arabayı da açtım. Tamam, kart paketleri aç vesaire. 15 tane daha açıyoruz şimdi. Daha açıyoruz. Lancer, Challenger, Elite Sprint, yine Lancer, DB11, A-Series, Jaguar F-Type, Viper GTS. Viper GTS biraz daha gelirse max olacak ha. GT Anrispo, Alfieri'de 3 yıldız olmak üzere. Acura'da 3 yıldıza gidiyor. Yani gayet iyi ya. Arabalarımız yavaş yavaş. Özellikle bazıları max'a doğru gidiyor. Bakalım bu bölümleri bir şeyler yapabilecek miyiz? Kredi gelecek bu arada. W70, Volkswagen. İki kere Volkswagen geldi hem de. Camaro, Viper GTS 3 tane kaldı. A-Series, Z4, Homage, Acura, Porsche 911, GTB, Ferrari, Kredi. 5000 kredi daha. W70, Evrosport, Ferrari GTB. Viper 2 tane kaldı. Pininfarina, Zerona. Az kaldı. Hadi bakalım. İnşallah yakın zamanda bu Viper da max olacak. Yeni araçlarımız var tabii ki. Yeni araçlarla beraber oynamadan önce yeni açtığım bazı araçları bir sizlerle beraber geliştirmek istiyorum arkadaşlar. Ginetta G60. Bunu bir türlü açamamıştım. Çok zaman geçti. Bayağı uzun sürdü ama sonunda kilidini açmayı başardım. Şöyle yapayım. Bütün paramı buna harcamayayım tabii ki de. Pininfarina'yı kullanmıştım. Başka ne var? Acura'yı falan kullanmıştım. Alfieri'yi kullandım. Ferrari F40'ı kullanmadım. Hiç kullanmadım. Geçen hafta zaten yani geçen Asfalt 9 bölümünde kullanmayı unuttum. Araçlardan bir tanesi kendisi. O yüzden kendisini bir güzel upgrade ederim. Şöyle 3'er seviye olacak şekilde. Yeterli çünkü. Zaten yeterince iyi araçlarım var. Ardından ikinci anahtarlı aracım olan Ferrari 599 XX Evo ile de oynayacağız arkadaşlar. Ford GT maxladım zaten onunla oynamıştım. Zero zaten ben bunu geliştirebileceğim kadar. Başka bu SCG var. Böyle değişik bir tane araba var. Bunu açtım. Değişik bir araba bu ya. Hani hızlı, nitrosu fena değil ama hani ivmesi bayağı, ivmesi diyorum özür dilerim. Hakimiyeti çok düşük. Evet parayı da bitirdik sayılır. Başka açtığımız araba var mı? Vardı diye hatırlıyorum. Corvette'i sizlerle beraber deneyeceğim. Aa bu araba var. Sin R 550 var. Ariyet'ten açtım.
McLaren'i falan kullandık. Aventador'u da kullandık. Onun dışında açtığım başka bir araba yok. Olduğunda deneyeceğiz. Bir de buradan ücretsiz paketimizi sizlerle beraber açalım. Ardından artık oynamaya başlayalım. Yine 5 dakika oldu ve hala oynanışa geçmedi. Viper GTS bir tane kaldı. Hadi bakalım, ben şimdi bir tane oyun seçeyim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Ginetta'nın kademesi düşük olduğu için çok fazla zorlanmak istemeyeceğim bir yarış açtım. Bundan sonraki arabalar daha iyi arabalar olduğu için kariyer modunda ilerleme kaydetmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım Ginetta nasıl bir arabaymış. Şu anda bende kilitli olan, gözü görünür yani, tek araç Bentley var. Mazda Fura diyecektim de onun kilidi zaten açık. Mazda Fura'yı da kullanmıştık zaten geçen bölümlerde, hatırlıyorum. Bakalım bu araba nasılmış. Litrosu fena değil. Yani daha ilk yıldızdan bunu yorumlamak biraz saçma ama fena bir litrosu yok. Hakimiyet falan da gayet iyi. Hani kontrol edebiliyorum aracı. Kontrol etmek işkence değil. Gayet güzel. Araba hoşuma gitmedi değil yani. Gitti. Şöyle biraz uçalım. Litro falan kasalım. Bu arada sağ tarafta atlamak yerine ortadan gitmek kesinlikle ve kesinlikle daha karlı. Sağ taraf hani böyle engebe falan çok fazla var ya, ondan dolayı uzun yola giriyormuşsunuz gibi oluyor. Hani bayağı iyi durumda çıkmanız lazım. Avantajlı olabilmeniz için. Araba bir tık yavaş tabii ki. Kademesi düşük olduğundan böyle olduğunu düşünüyorum tamamen. Puh, atlayacaktım, oradan atlayamadım. Neyse, çok da dert değil. Ben yine adam akıllı pek normal yani manuel şekilde oynamadım. Yine touch drive oynamaya devam ediyorum. Çünkü ben ya ben rahat oynamaya o kadar çok alıştım ki bu Asphalt 9, hani oyuna stres yapmak için girmiyorum ki, hani oyunda ilerleme kaydetmek için, yeni araçların kilidini açmak için falan girdiğimden dolayı hani manuel olarak pek oynayasım gelmiyor. Manuelde zaten Asphalt 9 bölümleri çekerken oynuyorum yani şu anda. Onun dışında hiçbir şekilde manuel olarak oynamıyorum. Full touch drive'da oynuyorum. Diğer videolarda full touch drive'da oynadığımı göreceksiniz. Özellikle yeni katılanlar için söylüyorum bunu. Beni izleyenler zaten biliyor. Hani yine soranlar oluyor, abi neden touch drive'da oynuyorsun falan diye. Rahat oynamayı seviyorum diye. Yani ben rahat oynayamazsam hem güzel şey çıkartamam hem çok stres olurum falan. Benim için kötü olur yani. Oyunu oynayasım gelmez. Ondan dolayı ben genel olarak touch drive'da oynuyorum. Ama tabii ki de istisnasız kariyer modunda manuel bir şekilde oynamaya devam edeceğiz. Evet, Ginetta ile oynadık. Şimdi sırada hangi aracı deneyecektik? Ha doğru, Ferrari F40. Tabii ki de Ferrari'mi de altın renge boyadım. Boyamazsam olmaz. Çok seviyorum abi sarıyı. Sarı benim en sevdiğim renktir yani. Ben zaten böyle parlak renklere falan ayrı bir sevdam olduğu için, ayrı bir takıntım olduğu için ya sarıya boyarım ya turkuaza boyarım. Yani gök mavisine falan. Açık maviye falan. Masmavi yaparım falan ama tabii ki de benim en sevdiğim renk sarı ama. Böyle parlak siyah falan, onu da çok seviyorum ama arabaları genellikle böyle altın sarısı falan yapmayı daha çok seviyorum. Bu arada tabii yeni çıkartmalar vesaire bir şeyler açtığımda, yeni jantları vesaire açtığımda, tekerlek vesaire, onları da kostümizasyon yapacağım. Kostümizasyon ne ya? Ha, kişiselleştirme yapacağım arkadaşlar. Yani araçları böyle daha dikkat çekici, daha böyle tatlı bir hale falan getireceğim. Kaybetmedim değil mi? Oh. Kaybediyordum az kalsa, hiç dikkat etmiyordum. Kısa yarış olduğunu fark etmemişim bile. Evet. Kademesi düşük araçlarla oynadık az çok. Şimdi sırada kariyer modunda artık ilerlemeye geldi. B sınıfı Pro'ya bir gelelim. Pro'ya bir gelelim. B Pro'ya bir gelelim. Şu Etal Design Zero ile bir oynayalım bakalım. Ferrari GTB ile oynadım mı? Emin değilim. Şu 488 var ya. Galiba 488, yanlış hatırlamıyorsam. Onunla oynadım mı? Emin değilim. Galiba geçen bölüm oynamıştım ama emin değilim. Oynamadıysam eğer gelecek bölüm oynarım arkadaşlar. Zaten muhakkak bir tane araçla oynamayı unutuyorum. Ama dert etmeyin, oynarım. Atlamadan oynarım. Aracı sevmesem bile oynarım. Bu arada bu araba da güzel ha. İtalyan arabası ya kendisi. O yüzden ayrı bir İtalyan teması şeyi var, gördüğünüz gibi arabanın üstü İtalya'yı temsil eden işaretler diyorum, çizgiler bulunuyor. Şuradan sağa sola gidersem, ben niye bu kadar Türkçe işi yaptım ya?
Kaybettim bu arada. Orada trene çarptım ya. Arabanın nitrosu iyi değil ya. Nitrosu iyi değil. Hakimiyeti biraz düşük. Arabayı kontrol etmek zor. Bayağı zorlandım. Tamam, bunu pas geçerim. Ya da çok iyi oynadım falan iddia etmiyorum. Amacımız da araçları denemek. Tabii pek deneyemedim ama. Şöyle bir arabanın statlarına bir bakmak istiyorum. Tam bakmadım. Hakimiyeti orta. Nitrosu biraz düşük geldi bana. Ama ivmesi hızı gayet iyi. Ferrari GTB. Ya o kadar emin değilim ki bu arada. Galiba oynamadım ya. Oynayacağım. Oynayacağım. Tam 2071 bu arada. Ben bu arabayla oynamadım ya. Geliştirmemişim bile. Galiba ben bu arabayla oynamadım. Oynadıysam arkadaşlar affedin beni. Boşu boşuna videoyu ekstra uzatmış olmak istemiyorum. Galiba oynamadım ya. Neyse. Geçen Asfalt 9 bölümüne bir bakarım. Önceki Asfalt 9 bölümüne bakarım. Oynadım oynamadım mı diye. Oynadıysam da en fazla 45 saniye ekstra uzayacak video yani. Çok da dert edeceğinizi düşünmüyorum çünkü zaten Asfalt 9 izlemeyi seviyorsunuz. Yine de kusura bakmayın arkadaşlar. Normalde yaptığım bir şey değil. Biliyorsunuz. Burada amacımız kariyer modunda yeni açtığımız arabaları denemek. Ondan dolayı dikkat etmeye çalışıyorum. Oha! Oha, ben çıkıyorum abi, tamam. Allah'ım ya Rabbim, neden ya, neden? Bu yarışta bir şey var arkadaşlar. Ben bu yarışı ne kadar oynarsam oynayıp kazanamayacağım, değil mi? Evet, SCG 003S ile oynayacağız bakalım şimdi de. Bu arabanın hakimiyeti aşırı derecede düşük. Tabii daha kötü hakimiyeti olan arabaları da kullandım ama bu bayağı düşük yine. İnşallah şu demir yolu keşmekşini bir geçerim de kurtulurum. Allah'ım ya Rabbim ya, yine rezil oldum. Ya. Şimdi buna ayrı bir başlık bulmam gerekecek. Lanetli demir yolu yarışı diye falan böyle bir başlık atarsam arkadaşlar şaşırmayın kesinlikle. Büyük ihtimal bu tarz bir şey atacağım ya da türeteceğim. Ama kesinlikle bu tarz bir başlık koyarım. Ya böyle çok saçma sapan başka bir an yaşamadığım sürece. Allah'ım ya Rabbim ya, ne yarışmış ya. Ne demir yoluymuş ya. Al, bu kadar basit işte ya. Deyip bir daha kaybettim bu arada. Abi adam nasıl o kadar hızlı geçti orayı ya? Tamam, ben buraya geçiyorum. Buraya geçiyorum. Ben burayı geçmezsem çünkü kafayı yiyeceğim. Allah'ım, bu nasıl bir yarış ya? Corvette. Herhalde Corvette'le de kazanırız. 3795'lik. Hakimiyeti 90. 91 hatta. Nitrosu neredeyse 80'lik. Corvette'le kazanırım herhalde. Ama arkadaşlar kademem yüksek olmasına rağmen kaybediyorum yani. Bu da benim suçum değil tamamen. Benim suçum değil. Tabii arabayı geliştirmediğim için biraz da benim suçum var ama kademesi yüksek. Hani geçmem gerekiyor. Herhalde bu arabayla kazanırım. Bu arabayla da kaybedersem hakikaten lanetli demir yolu yarışı diye başlık atarım. Yemin ederim atarım. Yemin ediyorum atarım. Bir zahmet geçeyim ya. Aha. Yemin ediyorum içime doğdu. Yemin ediyorum ben bunun olacağını biliyordum. Ben bunun olacağını biliyordum. Tamam arkadaşlar, bu yarış lanetli. Bu yarış lanetli ve ben bu yarışta kaybettim değil mi? Yok, kazandım. hakikaten lanetli demir yolu yarışı. Tamam. Başlığımızı da bulduk. İyi tarafından bakın arkadaşlar. En azından bölüme başlık bulduk. Tamam, burayı geçtik. Corvette'de bir kez daha oynayacağım bu arada. Şurada bir yerde oynayacağım. American Autos. Çünkü burada Corvette'i kullanabiliyorduk diye hatırlıyorum. İnşallah. Yok, kullanamıyorum. Aynen, kullanabiliyormuşuz. Tamam. Doğru hatırlıyormuşum. Hani kariyer modunda ilerlemek istiyorum ya. İyi araçlarda da böyle biraz oynamak istiyorum. Zaten kısa bir yarış olduğu için Corvette'i pek deneyemedik. Bundan sonra da şey deneyeceğim. Yani şeyle oynayacağız. İkinci anahtarlı arabam olan Ferrari 499 XX Evo ile. Araba çok güzel. Bu araba da çok güzel tabii de. O araba ayrı bir tatlı. Neden acaba? Ah. Bu arada Ferrari Roma'nın araba ve etkinliği gelecek. Bu videoyu attığımda çoktan gelmiş olacak. Saat 4'te atıyorum ya videoyu. Saat 1'de başlayacak. Cuma günü saat 1'de. Ferrari Roma'nın arabamı başlayacak arkadaşlar. Ferrari Roma ile muhakkak oynayacağım. Yani Ferrari Roma'yı alacağım. Normalde evet o kadar iyi bir araba falan değil. Hatta beğendiğim bir araba da değil. Çöp bir araba aslında ama jeton için yapacağım arkadaşlar tamamen. Hani
Ferrari Roma'nın şeyini yaptığınızda hani İtalya sezon 2 başladı ya. Eğer belirtilen araçlarla yarış kazanırsanız size ciddi anlamda jeton veriyor. Ferrari Roma'da bitirdiğinizde de size 100 jeton geliyor. Yani Ferrari Roma ile kazandığımızda 100 jeton gelecek. Ondan ötürü Ferrari Roma'yı alacağım arkadaşlar. 55 çizim istiyorum. Tam bir işkence. Biliyorum, tam bir işkence. Izdırap. 55 çizimle. Oha, çüş yani. Ama yapacak bir şey yok. Ben o arabayı alacağım. Hem sıradaki Asfalt 9 bölümde oynayacağım. Aynı zamanda da tahmin edeceğiniz üzere jeton için oynayacağım arkadaşlar. Bu arada sıradaki Grand Prix etkinliğinde inşallah yaparım da arabayı alırım. Ama ben drifte bastım arkadaşlar. Lütfen, ben o drifte bastım. Drifte bastım, kaydırmadı. Benim suçum değil. Oyunun suçu. Yapacak bir şey yok. Ya ben neden bu kadar kolsuzum bu oyunda ya? Ya her oyunda bir ağırlığım var. Gerçekten her oyunda belli bir ağırlığım var. Belli bir yere kadar iyi oynuyorum. Hatta bazı oyunlarda baya baya iyi oynuyorum. Ama yok hani Asfalt 9'a geldiğimde bir şey oluyor. Bulabilecek miyim Ferrari Evo'yu? Bulamıyorum bir türlü onunla oynayabileceğim düzgün bir yarış. Bulayım da devam edelim. Tamam, Ferrari klasmanında bir yer buldum. Orada oynayacağım arkadaşlar. Zaten hiç oynamamışım. Yani o sezonda hiç oynamamışım. Sezonda biraz ilerleme kaydedeyim. Hem de Ferrari GT1 çiziminden verecekmiş. Versin bakalım. Allah'ım yarabbim ya. Her zamanki gibi yine bu bölümde de rezil oldum ya. Lanetli demir yolu. Neyse, başlığı bulduk en azından. Başlığı bulduk. Yani istisnasız ben o başlatacağım arkadaşlar hani. Neden bu başlığı attım diye soranlar, merak edenler izledikçe yani gereken dakika ve sahneye geldiklerinde anlayacaktır. Hatta saniye değil, dakikaya geldiklerinde anlayacaklardı. Çünkü hani Corvette'de bile kaybediyordum yani. Corvette'de bile kaybediyordum. Yani 4 yıldız olsa Corvette kaybederdim. Böyle bir şey yok ya. Hakikaten böyle bir şey yok. Izdırap. Sevmiyorum demiryolu yarışını normalde zaten ama yani bu kadarının da olacağını düşünmüyordum. Bu arada bu yarış kısa oldu, o yüzden bir tane daha oynayacağım bu Ferrari ile. Hem görev de yapıyoruz. 3697 bayağı sağlam bir araba ya. Zaten C sınıfının şu anda en iyi 3. aracı bu. Sonra Husqvarna mıydı neydi o var. En iyi de tabii ki de Lamborghini Gallardo. Yani görünenlerin arasında arkadaşlar bu arada. Ama en iyi Gallardo galiba. Ben oyuna yeni yeni başladığımda Gallardo'nun arabası gelmişti. Oradan 4 tane çizim gelmişti. Ondan dolayı Gallardo gözüküyor bende. Yoksa normal şartlarda Gallardo çizimini yapmanın imkanı yok. Gallardo'nun bir arabası gelse de bir maksasam. Bir maksasam. Maksasam da içimin yağları erirse. Max yıldız bir Gallardo ile oynamak nedir? Max bir Gallardo ile oynamak gerçekten çok güzel bir şey ya. Şimdiden düşünüyorum da 4000 artı kademeli bir Gallardo ile oynamak. Bu arada başka rampa yok mu kardeşim? Şurayı bir genişten almak istiyorum. Ama iki takta ne ya? Of, iki tane rampa var. Birini kaçırdım, yapamadım. Neyse, önemli değil. Video dışında yaparım. Ben tabii ki de yine kolsuz olduğum için. Her zamanki gibi kolsuz olduğu için. Yapamıyorum. Sıkıntı değil ya. O kadar dert değil. Sırada şu B sınıfı Pro'ya bir gelelim tekrardan. O lanetli demir yolu yarışını geçtik ya, bir şey olmaz o yüzden. Vulkan, okey. Bakalım şöyle, sırada Sin R 550 var. Hadi bunu da iter parçayla şöyle bir tık daha üste çıkartalım. Araba bayağı iyi bu arada, hani görünüşü falan. Şöyle bir göstereyim. Araba bayağı tatlı. Araba bayağı hoş bir araba. Arabanın arkası bana birazcık Lotus'u andırıyor. Lotus Glisse, Lotus Elise falan birazcık bana onu andırıyor. Ön tarafını da çıkartamadım açıkçası. Arkası birazcık benziyor ama. Yani bir tık benzettim yani. Tabii ki de egzoz tarafı falan değil. Arabanın üst kısmı. Lambaların olduğu kısım yani. Arka kaportanın olduğu kısım falan. Biraz benzettim yani. Egzoz da küçük. Aynı zamanda egzozu da küçük. Hakimiyeti düşük ama hani drifte dayalı bir araç ya. Hoşuma gitti açıkçası. Ben zaten drift atmayı normalde sevdiğim için ve drift atmaya çok önem verdiğim için bu araba iyi ya.
Hakimiyetin düşük olması o arabayla oynanmayacak anlamına gelmiyor tabii ki. He, bazı araçlar var ızdırap. Bu arada evet, hakimiyet düşük olduğu için drifti de biraz zor yapıyor. Ama arabayı oynamayı bildiğimizde herhalde rahat bir şekilde döneriz. Ve araba daha bir yıldız hani. Ve bu arabayı elde etmenin tek yolu da dönüştürme parasıyla almak olduğundan dolayı dönüştürme paralarını istisnasız buna harcıyorum. Güzel araba ama ya. Corvette'den daha iyi bir araba normalde. Çünkü daha ileri bir araba ya, daha ileride. Bir de elde etmenin yolu biraz daha zor ya. Ondan dolayı daha nadir olduğu için daha iyi olması normal tabi. Ağır bir araba biraz. Gördüğünüz gibi. Hani gelişten almak gerekiyor drift falan. Böyle bayağı zamanı da almak gerekiyor. Çünkü keskin bir viraj almak bu arabayla pek mümkün değil. Corvette'le falan alırsın tabii ki ama onunla bunu kıyaslamak da herhalde saçmalıktan öte bir şeydir yani. Corvette'le bu arabayı kıyaslamak kesinlikle çok ciddi bir haksızlık. Corvette'in hakimiyeti 91, bunun 36 falan. Tabii max olduğunda kaça çıkar? 50'ye, 55'e falan çıkar belki. 55'e çıkmaz da belki 50 olabilir. 50 büyük ihtimal olur. Evet, ithal parçalarımızı da aldık. Başka hangi araba vardı ya? Bir araba daha vardı galiba. Evet, bir değil iki tane araç daha var. Biri Rezvan Ibis, şu anda oynuyor olacağım araba. Bir diğeri de Arinera Husayra arkadaşlar. Husayra'yı da araba havında 3 yıldız yapmıştım kendisine. 3 yıldız yaptığıma bayağı da bir sevinmiştim. Güzel araba çünkü. Hem Ferrari'den daha iyi. Hem de sıradaki araba havında falan muhakkak ki max olacak. Yani %100 bir şekilde max olur. Rezvan Ibis biraz değişik bir araba. Hiç geliştirmedim çünkü yeni yeni açtım kendisini. Ama nitros basma şekli baya güzel çünkü arabanın egzozu altta değil yukarıda. Aynı Porsche Carrera gibi. Carrera GT'de de aynı. Başka hangi arabada böyle hatırlamıyorum. Aklıma o yüzden direkt Carrera geldi. Keşke Carrera'nın kilidi açık olsa. Bu arada ne 300 yapmış, 360 yaptım be. 360 ne bu arada ya. Benim Türkçe hakikaten özellikle bu oyunda çok bozuluyor. Neden bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok yani. Araba fena değil bu arada. Ama tabii şu anda hiç geliştirmediğim için kademesi falan aşırı düşük. O yüzden arabaya uygun bir yer seçtim. Sırada son olarak Husayra var. Husayra'dan sonra da bu Asfalt 9 bölümümüzün sonuna geleceğiz sevgili arkadaşlar. C sınıfı Master tarafına bir gidelim. Husayra'yı da bir deneyelim. Evet. Arenera Husayra 33. Kendisini oynamadığımdan eminim. Kesinlikle eminim. Belki geçen bölüm oynamışımdır. Eminim deyip de belki geçen bölüm oynamışımdır demem de ayrı bir komik bu arada. Oynamadım ya. Galiba oynamadım. Neyse çok da dert değil açıkçası. Arabanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi tabii ki de hakimiyetinin düşük olması. Benim için en büyük eksisi de osursan nitrosu bitiyor. Yani osurmuyor ki araba. Baksana pırt yapıyor resmen. Ben bile daha uzun pırt yaparım hani o kadar. Ama araba tabii ki de genel olarak bayağı bir hızlı. Hızı falan yüksek. Hızı ivmesi ön planda zaten bu arabanın yani. Hakimiyeti düşükse, nitrosu düşükse diğer istatistiklerinden dolayı araba iyidir. Yani doğal olarak bu araba en iyi ikinci araba olduğuna göre C sınıfının en iyi kademesel açısından en iyi ikinci arabası olduğuna göre bir nedeni vardır yani. Tabii ki nedeni üst hızı ve ivmesi. Bu arada oyun kasıyor galiba ama şarjdan dolayı arkadaşlar şarj %10'a inmiş. Tamamdır. Kayda girdim ve şarj 30'larda falan da hakikaten Asfalt 9'da benim bataryayı içiyor ya resmen. Bildiğim benim bataryayı içiyor Asfalt 9. Hele bir de video kaydına girdiğinde öf. Cayır cayır içiyor. Fıçı fıçı şarj içiyor resmen o oyun. Neyse zaten kısa bir yarış olduğu için çok da bir ızdırap çekeceğinizi düşünmüyorum. Ama bir dahakine tabii ki de daha dikkat ederim buna. Çünkü çok fazla şarj sorunu yaşıyorum. Özellikle Asfalt 9 içerisinde. Yani buradaki en büyük çözümü tabii ki de şarj daha yüksekken kayda girmek. 30'lardayken değil de 50'lerde 60'lardayken girmek daha garanti olacaktır. Bakalım sıradaki Asfalt 9 bölümü ne zaman gelecek ya? Malum şu andan itibaren yeni araçları açmak biraz zaman alacak. Yani zaten kaç tane arabam var? 56 tane arabam var galiba.
Bu nasıl olabilir? Arkadaşım bu nasıl olabilir? Hayır, çok saçma. Ah, değseydim alırdım ya. Puh. Neyse, önemli değil. Ben ana ekrana döneyim. Evet sevgili arkadaşlar, çok çok iyi bir Asfalt 9 bölümüne göre bir oynanış olmadı ama umarım izlerken keyif almışsınızdır ya. Yine kariyerde birazcık ilerledik. Zaman zaman saçmalık, zaman zaman saçma sapan şeyler oldu. Bölümün başlığını da bulduk. Ben gerekirse türeteceğim. Neyse daha fazla uzatmadan videoyu artık burada kapatacağım. İthalat sezonu özel etkinliği falan gelirse ya da özel teklif falan gelirse videosunu yaparım. Onun dışında bir sürü Asfalt 9 videosu erkenden en azından gelmeyecek. Haftada bir kere istisnasız bir şekilde ama gelmeye devam edecek. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız beğeni bırakmayı, kanalımıza hala abone değilseniz ve başka içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsunuz, abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma listesine başka oyun serilerimizi ve içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.